Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. 2006 senesiydi. Üniversite sınavı için çalıştığım bir akşam telefonum çaldı. Çok da samimi olmadığım Eren arıyordu. Oldukça varlıklılardı. Bu yüzden birazcık burnu havada. Çok fazla haz ettiğim biri değildi. Ama yakın arkadaşım Talip dedi iyi arkadaştı. Bu yüzden selamlaşmamız sık oluyordu. Ne oldu diyerek sordum. Taliplerin evinin önüne gelebilir misin dedi. Tabii gelirim. Hayırdır inşallah bir sıkıntı mı var? Talip'e bir şey mi oldu? Araba lazım aslında. Biliyorsun benim durumları, kavgalıyım babamla. En son arabasını kaçırdığını duymuştum babasının. Annesinin ilaçları da arabadaymış. Tabi arabayı kaçırınca ilaçları da alamamış kadın. Hastane falan derken baya bir ayağa kalkmıştı köy. Tabi geleyim, sıkıntı yok. 20 dakikaya gelirim, test çözüyordum, onu bitireyim. Tamam, bekleyeceğim orada dedi. Telefonu kapattı sonra. Eren'in beni araması şaşırtmıştı. Talip'in orada neden buluşmak istiyordu acaba? Kafam orada kaldığı için teste de odaklanamadım. Neyse en iyisi çıkayım gideyim bakayım. Bakalım derdi neymiş. Karın ağrısını öğreniriz şimdi. Hemen geçtim Talip'lerin oraya. Eren'i aradığımda köşedeki duvara geçmiş. Çıktı hemen geldi. Camı açtım hayırdır diyerek sordum. Talip de geliyor şimdi. Sizle konuşmam gerekiyor. Senin alkolüne filan verecek para yok bende. Zaten varlıklı olan sensin, ben değilim. Onun için filan çağırdıysan... Yok yok, alakası yok. Başka bir konu. Talip de çıkıp geldi. İkisi de arabaya binince köyün çıkışına doğru sürdüm. Köyden çıkmadan kenara çekip durdurdum arabayı. Evet seni dinliyoruz diyerek döndü direkt Talip. Ellerini ovuşturdu. Biraz korkuyor ya da stresli gibiydi. Suratındaki mimikler durmadan değişiyor. Babamın nasıl zengin olduğunu öğrendim. Babanın nasıl zengin olduğunu mu öğrendin? Varlıklısınız oğlum işte. A'dan A'ya geçiş işte. Ama öyle değilmiş. O paralar hak ettiğimiz paralar değil. Hatta daha da fazlası var. Yerini de biliyorum. Takip ettim babamı. Talip'te birbirimize baktık. Takip ettim derken paranızı sakladığınız bir yer mi var? Bankaya falan koymuyor mu? Hayır. Paramız bitince parayı nereden aldığını öğrendim. Para resmen sınırsız. Durmadan akıyor. Ve çok kötü bir şekilde. Nasıl oğlum, anlat şunu diyerek Talip kızı sonunda. Bilmiyorum. Şu aşağıda. Eski odun altı dediğimiz yer var ya. Oğlum şurayı niye kimse doğru söyleyemiyor? Odun atlı. Atlı atlı. Altı değil. Tamam her neyse işte. Oraya gidiyor. O köy bomboş değil mi ya? Hatta boşluğu boş ver. Yıkıntı içindeydi. En son 2 sene önce falan geçtik düğüne giderken. İşte. Yıkık falan değil. İçinde bir ev var. Babam oraya gitti. Elinde bir çantayla girdi ve çanta ağır olarak geri döndü. Eve döndüm ben de arkasından. Alkollüymüş gibi yine numara yaptım. Tabii ki çaktı bedduayı. O sorun değil. O duşa girdi. Üstü başı batmıştı. Ne yaptıysa artık o evde. Ben de gizlice girdim çantaya baktım. Çantanın içinde çil çil altın vardı. Aha bakın diyerek arka cebinden altını çıkardı. Oldukça eski görünüyor gerçekten de. İyice inceledi Talip'te. Dişiyle filan kontrol etti. Gerçek bu, sahte değil. Yani bunu bize neden söylüyorsun? Sizin paranız oğlum mu? İşte bilmiyorum bizim paramız mı? Ben de kurtulmak istiyorum babamdan. Koklatmıyor bana. Durmadan diyor ki 27 yaşına kadar bekleyeceksin. 27 yaşına kadar gelmeden sana bu paranın hiçbir şekilde kaynağını vermem diyor. Ben 27'ye kadar beklemek istemiyorum oğlum. Paramız var, gezemiyorum, tozamıyorum. Kendime bir hayat kurma peşindeyim. O paraların hepsini alacağım oradan. Sonra da tüyeceğim. Ama çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli oraya gidiyorsa tek başıma yapamam bu işi. Senin okula gitmek istediğini biliyorum diyerek bana doğru döndü. Paraya ihtiyacın var. Aileni bir şekilde kurtarmak istiyorsun. Talip, sen de Suzan'la evlenmek istemiyor musun? Öyle vallahi. Parasızlıktan ne yapacağımı bilmiyorum.
Askere de gidip geldik, kaldık böyle tek başımıza. O zaman abicim üçümüz de aynı şeyi istiyoruz. Para, para, para. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Ben bir şey diyemeyeceğim. Aklım karıştı benim diyerek döndüm talibe. Ben varım lan. Zaten paranın yeri sende. Sana olacak da olur. Ama yakalanırsak, bir şey olursa bizi kandırdığını söyleyeceksin. Suzanlarımın bozulmasını istemiyorum. Tamam, söz veriyorum. Eğer yakalanırsak, bir şey olursa, çantada ne olduğunu söylemeyeceğim. Hatta aklıma daha iyi bir fikir geldi. Varlıkta olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Sizler de biliyorsunuz. Babam para verdi, bankaya yatırmam adına. Çocuklara söyledim, koruma olarak geliyorlardı yanımda. Arkadaşız zaten. Onların hiçbir alakası yok derim. Tamam, böyle söyleyeceksen benim için artık sorun yok. Talip de okeydi. Arabayı ileriye doğru götürdüm. Köyden yaklaşık 5 dakika uzaktaydı. Çaprazda kalıyordu. Odunatlı köyü gerçekten de oldukça büyük bir köydü. Hatta yukarıya doğru daha doğru tırmanıyordu. Sonrasında terk edilince çöktü kaldı. Arabayı park ettim. Artık ilerisi engebeliydi. Aşağıya inip yürümeye başladık. Oldukça emindi kendinden Eren. Söyledikleri doğruysa hiçbir şey yapmadan sadece yardımcı olduğumuz için paranın sahibi olacaktım. Evlere doğru bakıyordum. Ürperticiydi. Gece vakti köy. Zaten hiçbir sokak ışığı yanmıyor. Ara sıra aralarda yanan birkaç tane ışık. Onlar da gelip gidiyor zaten. Paslanmış, çökmek üzere. Köyün içine doğru girdik. Ürperticiymiş lan burası dedi Talip. Hiç sorma. Harbiden içim sıkıldı. Gündüz mü gelseydik? Eren, gündüz gelip nasıl taşıyacağız? Karanlıktayken yapacağız bu işi. Önce evi bir görün. Bir bakalım içine. Gerçekten altın var mı yok mu? Sonrasında operasyonu hazırlayacağız. Yine akşam olacak. İnsanlar geçerken görürse ya da bizi fark ederse gelirler buraya bakmaya. O yüzden risk almaya gerek yok. Doğru söylüyordu. O zaman hadi devam edelim. Hangi ev? Şu yukarıdaki. İki evin arasındaki. Tamam. Önce kim giriyor? Ben girerim dedi. Eren'de korku filan yoktu. Bizi önden filan da göndermiyor. Yardırdı çıktı yukarıya. Kapının önüne geldiğinde... Evet, burası kırık gibi. İçeriye nasıl gireceğiz? Kapının üst tarafında zincir var. Hem de zincir yeni. Her yer paslı çökmüş olmasına rağmen buranın direkt olarak böyle görünmesi anlattığı gibi olduğunu gösterir. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Ne planlıyoruz? Bir şekilde kıracağız bunu. Etrafa bakalım. Etrafa doğru bakındığımızda uzun, paslanmış bir demir gördüm. Şu dayanır mı? Tuşu telefonların en sevdiğim yanı o dönem üst taraflarındaki flaşlarıydı. Rahatlıkla hepimiz flaşta görebiliyorduk her yeri. Yanımıza çünkü aydınlatacak hiçbir şey almamıştık. Demiri aldıktan sonra zincirin oraya doğru koyduk. Yüklenmeye başladık. Birkaç vuruştan sonra sonunda attı kendini aşağıya doğru. Kırıldı. Kırılmasıyla beraber de içeriye doğru daldı Eren. Bir sakin ol oğlum. İçeride belki tuzak falan vardır. Kendin söylüyorsun paranın kaynağı burası diyerek. Durmadan gelip gidiyorlarsa bir şeyler düşünmüşlerdir. Baksana zincir bile takmışlar. Talip yere bakın dedi. Yere doğru tuttuk ışığı. Tuttuğumuzda garip bir durum vardı. Sanki orası ıslak gibiydi. Aşağıya doğru eğildim ama sadece kahverenginin üzerindeki siyahlık gibi duruyor. Bu ne ki böyle? Bilmiyorum. Parmağımızı dokundurduk ama sadece yerdeki kir geldi. Kan falan olabilir mi diyerek sordu Talip. Ne alaka lan dedim. Eren olabilir. Babamın eli sargılıydı. Belki de vücudun içi kesildi. Zincirle o da uğraşmış olabilir. Kendi anahtarı yok mu ki? İçeri girelim ya. Ben girmek istiyorum dedi. Bir anda kendini attı içeriye Eren. Mecburen biz de arkasından girdik. Etrafa bakıldığında hiçbir eşya yok. Duvarlar örümcek ağlarıyla dolu. Tam bir pislik yer. Üst taraftaki göçüklerden dolayı tavanda bayağı bir açıklık var. Etrafa doğru bakmaya başladık. Hiçbir şey bulamıyorduk. Ben burada bir şey göremiyorum. Odalar da boş. Kırık dökük birkaç tane mobilyadan başka hiçbir şey yok. Talip arkadan seslendi. Çabuk buraya gelin Orhan, Eren.
Koştuk oraya doğru. İçeriye tuttuğumuzda ışığı, ayağıyla tozlu bir yeri temizliyor. Eski bir halı. Baksanıza, halının uç tarafında aynı şey var. Söylediği doğruydu. Aynı dış kapıdaki olduğu gibi. Sanki kan lekesi. Yavaşça kaldırdık halıyı. Toz etrafa dağıldı ama aradığımızı bulduk sanırım. Koca bir kutuya benzeyen kapak. Birbirimize bakıyorduk. Yer altında bir yer daha mı var? Açmadan bilemeyiz dedi Talip. Şu demir vardı ya, ucunu ezelim hemen. Sonrasında da araya sıkıştıralım. Nevi görevi görür. Gidip hemen demiri aldım. Biraz uğraştırdı ama ucunu ezebildik. Araya sokup kaldırabildik kapağı. Üç kişi neredeyse bütün gücümüzü kullanıp kaldırdık. Hayvan gibi ağırdı. Alt tarafında demir vardı. Aşağıdan kötü kokular geliyor. İşin garip tarafını ise Eren fark etti. Kapağın arka tarafına bakın. Kapağın arkasında boya ile yazılmış olan bazı Arapça yazılar var. Üstünde değişik hac sembolleri. Aşağıdan ise garip bir rüzgar geliyor. Yerin altında nasıl böyle hava girebilir ki? Aşağıda havalandırma olabilir mi, vantilatör gibi? Zaman kaybetmeyelim. Oldukça vakit kaybettik, girelim dedim. Ön taraftan direkt Eren girdi. Arkasından Talip, sonra da ben. Demir ne olur ne olmaz kapanırsa diyerek iki taraftan tutsun diye tahtalarla beraber koyduk. Kapak aşağıya düşerse hem ses çıkaracak hem de kapanmayacaktı. Aşağıya indiğimizde kokunun ağırlığı daha da artıyor. Burası yontulmuş gibi. Baksanıza, hep darbeler var. Burayı özel olarak yapılmış gibiydi. Aşağıya doğru inen hafif bir patika var. Oraya doğru inmeye başladık. İleride duvarda mumlar gördük. Çakmak var mı diyerek sordu Talip. Eren çıkarıp mumları yakmaya başladı. Sonrasında da bir mumu alarak ilerledik. Orta tarafta garip bir oyuk var. Oyun etrafında kapağın arkasında gördüğümüz gibi oval bir şekilde yapılmış yazılar. İçeriye doğru girmeye hazırlandık. Açıkçası ben tırsmaya başlamıştım. Arkadaşlar, zorlamasak mı? Buraya kadar gelmişiz. Gerçekten bırakıp dönecek miyiz dedi Talip. Eren, arkamdan gelin. Ben ne olduğunu görmek istiyorum. İçeriye doğru girdi. İçeriye girdiğinde etraf tamamen boş. Sadece orta tarafta bir tane kasa var. Kasanın önünde ise yıkılmış kağıtların, kalmış olan közleri. Sandığa doğru yaklaştık. Baksana şuna, sapasağlam görünüyor diyerek Talip ayağıyla bir iki tane vurduğunda etraftan sanki koşuşturmaca gibi bir ses geldi. Hepimiz ürperdik. Hemen telefonun flaşını tekrardan açarak ön tarafa doğru tuttum. Sesi duydunuz mu? Duyduk duyduk dedi. Sol tarafa doğru yakınlaştı Talip. Baksanıza, burada kıyafetler var. Bunlar dedemin kıyafetleri. Üçüncü sıradaki kıyafetlere baktı. Bu da babamın. Bu da büyük babamın. Fotoğraflardan biliyorum. Allah Allah. Bunlar neden giysilerini buraya çıkarmış? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Burada yatıyor olabilir mi? Sanmıyorum ya. Burada niye yatsınlar? O sırada mum sanki bir üfler gibi bir uğultuyla söndü. Telefonlarımızın flaşları yavaş yavaş kapanıp sönmeye başladı. Beni duyuyor musunuz? Sesime doğru gelin dedi Talip. Talip'in kolundan tuttu. Sonrasında da beraber sandığı bulmak için ayaklarımızı öne doğru ittirerek gittik. Sandığa geldiğimizde kilit tarafına doğru dokunduk. Çünkü kilit tarafını arkamıza aldığımızda direkt buradan çıkışı ön tarafta olarak bulacaktı. O sırada içeriden ayak sesi gelmeye devam etti. Birisi yürüyor gibiydi. Eren, konuşsana. Belki babanın tanıdığı biridir. Benim adım Eren. Babam Hüseyin'i tanıyor musunuz? Sandığın yanında mumlar yandı. Sonra da duvarda. Duvarda mumların yanmasıyla beraber içeri komple aydınlandı. Elimizdeki telefonların flaşı da kendine geldi. Oğlum, sandığın yanında mum yoktu. Acaba gelen kişi mi koydu? O zaman hepsini nasıl yaktı? Hokus pokus mu dedi? Talip, galiba burada gerçekten değişik şeyler dönüyor. Ufaktan uzayalım beyler, ne diyorsunuz? Başımı salladım. Eren, hadi hadi diyerek çekiştirdik. Sandığa doğru odaklanıyordu. İçindekini merak etmiyor musunuz? İçinde bence paralar var.
Altınlar. Babam o zaman niye buraya girip altınlarla çıksın? Ben bakacağım dedi. Talip beni dürterek. Çıkıyoruz Orhan. Bırakalım bunu. Arkaya döndüğümüzde daha büyük bir şok yaşadık. Geçtiğimiz delikte kapı vardı. Hem de kapı o kadar sağlamdı ki. Eski kale kapılarına benziyor. Talip ne yapacağız oğlum? Bu ne? Buraya kapı nasıl geldi? Bilmiyorum. En iyisi şunun dediğini yapalım. Biraz geride duralım Kâfi. Sen açacak mısın Eren diyerek sordu. Eren tamamen transa geçmiş gibiydi. Dizlerinin üstüne doğru çekti. Sandığa doğru ellerini uzatıp kilidi açtı. Sandığı kaldırdığında öyle bir gülümsüyordu ki bize doğru bakıp. Sanki delicesine gülmeye başlamıştı. Elini sandığa daldırıp yukarıya doğru çıkarıyordu. Deli gibi altın. Çil çil aşağıya doğru ellerinin arasından kayıp düşüyor. Bu nasıl oldu lan? Oğlum, kesinlikle başka bir durum var. Buradan gitmeliyiz. Talip, Eren ne yapıyorsa onu uyuyacağız. Belli ki onun girebildiği bir yer. Şu anda bunu kimseye anlatamayız. Anlatsak da bizim yalan söylediğimizi söylerler. Dışarıya çıktığımızda Eren'le bir daha muhatap olmayız olur biter. Eren altınları cebine doldurmaya başlayınca Talip hemen koştu yanına. Ne yapıyorsun? Öyle anlaşmadık. Şimdi hiçbir şey almayacağız. Sonra alacağız. Salak mısın lan sen? Buraya nasıl geldiğimizi bile anlamadık. Bir daha gelemezsek bu kadar şeyi burada mı bırakacağım? Ben bunlardan alıyorum. İsterseniz siz de doldurun cebinizi. Gerçekten deli gibi dolduruyordu. Hatta üstünü çıkardı. Atletiyle kaldı bir tek. Üstünü de çanta yapar gibi birbirine düğümleyip onun da içine doldurdu. Hadi gidiyoruz artık yeter bu kadar. Nereye gidiyoruz oğlum? Nasıl gideceğiz? Kapı var kapı. Arkaya doğru ilerledi. Kapıya doğru geldiğinde geriye döndü. Sanki ne yaptığını biliyor gibi aşağıya doğru eğilerek ''Lütfen ben Eren. Babamın izniyle buradayım. Kapıyı açar mısınız?'' Mumlar bir anda söndü. Kaldık öylece. Mumların sönmesiyle beraber telefonların ışıkları yine gidip geldi. Kapıya doğru baktık. Ne kapı var ne bir şey. Geldiğimiz oyuk vardı. Oradan geçerek hemen yukarıya doğru çıktık. Kapıyı zar zor da olsun ittirerek açtık. Evden çıktığımızda altınlara bakından altınlara diyerek Eren elini o tişört gibi çantaya daldırıp çıkarıp aşağıya doğru altınları düşürüyordu. Alın lan alın. Alın avuçlayın birazcık. Sonra yine geleceğiz zaten. Yarın mı gelsek yoksa yarından sonra mı? Önce bir sakin ol. Sence orada yaşadığımız şey normal mi? Odunatlı köyü. Sence neden kayboldu ortadan? Nasıl böyle helak oldu? Belli ki bunun parmağı var. Babam belki de bir tarikat üyesi. Belki de ne bileyim. Karanlık işlerle uğraşıyor. Şeytana tapıyor. Ya bir gidin. Alıyor musunuz almıyor musunuz diyerek elinde bir avuç altınla bize doğru tutmuş elini bekliyor. Talip başını salladı. Kardeşim bu çok riskli. Kusura bakma. Ben bu riske girmek istemiyorum. Talip önden yürümeye başlayınca ben de başımı salladım. Keyfiniz bilir lan. Salak herifler. Keyfiniz bilir. Hayatınızı kurtarma fırsatı verdim size. Benden iyi arkadaş başka nereden bulacaksınız? Kim sizinle parasını paylaşır? Bunları söylediğinde arkamızda kalmıştı artık. Talip'le beraber arabaya geçtik. Bir süre bekledik ama hala gelmiyordu. Nerede bu? Tek başına dönemez bu karanlıkta. Sonunda göründü ileride. Hala yanımıza gelmek yerine yanımızdan geçip gidiyordu. Arabayı çalıştırıp yanına geldim. İndirdik camı. Binsen oğlum ne yapıyorsun? Artık ortak değiliz beyler. Siz beni sattınız. Hep beraber yapacaktık bu işi. İki şey gördünüz korktunuz. Lan ben de korktum korkmadım değil. Ama şunlara bak. Hayatınızı değiştirecek şeyler. Talip doğru söylüyor. Korkudan başka bir zarar var mı sende? Başımı salladım. Bende de yok. Elimizde ayağımızda da bir sakatlık yok. Altınları aldı harbiden. Ne olur ki alsak. Bence şöyle yapalım dedi. Bana doğru eğilip fısıldadı. Bu altınlardan alalım. Sonrasında diğerine gelmeyelim. Bu altınlar zaten oldukça fazla. Bize bayağı yeter. Hem senin üniversiteye de. Tamam. Sen öyle diyorsan Talip. Sen ne diyorsan uyacağım. Elimizi uzattık. Hemen aldı. Oradan bir avuç altın verdi. Cebimize koyduk. Alın alın doldurun. Arkadan arabaya atladı ön tarafa doğru uzattı.
İki cebimizin dalabileceği kadar altını doldurduk. Hala ona kalmış, bizden kat ve kat fazla altın vardı. Köye geldiğimizde önce uzakta Talip'i bıraktım. Sonra Eren'i. Evin önüne geldim. Babam penceredeydi. Hay aksi, Allah kahretsin. Adama ne diyeceğim şimdi? Ceplerim de dolu. Ceplerimi görmeden çıkmam imkansız. Torpidoya mı koysam diye düşünürken arkadan ses geldi. Uyuyacak. Uyuyacak. Korkudan havaya zıplamıştım. Kallafi bir küfür ettikten sonra hemen arkamı döndüm. Arabadan dışarıya doğru attım kendimi. Arabanın içine bakıyordum ama hiç kimse yoktu. O ses de neydi öyle? Bütün tüylerim diken diken olmuştu. Korkudan kalbim deli gibi atıyordu. Ama bizim eve doğru döndüğümde pencerede babam yoktu. Gitmişti. Uyuyacak dedi. Öyle söyledi, duydum. Arabayı kilitledikten sonra evin kapısını açtım. İçeride bir bekleyen var mı diyerek bakındım ama yoktu. Her yer karanlık. Hemen odama geçtim. Ceplerimi boşalttım. İyice sakladım. Elimi yüzümü yıkamak için tuvalete gittim. İyice yıkadım suratımı. Aşağıya doğru öyle lavaboya doğru bakıp düşünüyorken aynadan çatlama sesi geldi. Başımı yukarıya doğru kaldırdığımda kendimi görüyordum. Arkamda simsiyah duran bir şey vardı. Anlaştık. 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 Yere doğru düştüm korkudan. Zar zor ayağa kalktığımda aynada hiçbir çatlak yoktu. Her şey normaldi. Derin derin nefes alıyordum. Sakin, sakin Orhan. Sadece görüntü. Oradaki aklını kaçırmandan dolayı sadece görüntü. Böyle bir şey hiç olmadı. Sadece görüntü. Sadece görüntü. Kendimi belki de böyle avutuyordum. Avutmak istiyordum. Aradan birkaç saat geçti. Yatakta sadece öyle tavana bakıyordum. Telefon çaldı. Talip arıyor. Açtım. Az kontürüm var, hızlı konuşacağım. Arka taraftaki bahçenin olduğu yere gel. Acele gel lan. Acele gel Orhan. Tamam. Tamam, geleceğim. Sisinin korkulu olmasından dolayı onun da başına bir şeyler geldiğini düşündüm. Apar topar giyinip çıkacakken babam kapıyı açtı. Hayırdır Orhan, neredeydin? Dün akşam da yoktun oğlum. Test kitabını açık bırakıp gitmişsin. Yapmazdım böyle bir şey. Bir sorun mu oldu? Talip'in yanına gittim baba. Birazcık lafladık. Sınav stresi de gelmeye başladı. Kafa dağıttım, birazcık sohbet ettik. İyi yapmışsın oğlum da haber ver bir dahakine. Vallahi çıkıp arayacaktım köyde her yeri. Annen zor zapt etti. Haklısın baba, kusura bakma. Benim eşekliğim. Çıktım oradan. Söylediği gibi bahçenin oraya geldim. Elinde bir şeyler, durmadan sağa sola taşları atıyor. Oldukça da endişeli. Yanına geldiğimde ne oluyor dedim. Hemen kollarımdan tuttu. Dün gece eve gelince garip bir şey oldu. Bende de oldu. Nasıl bir şey oldu? Anlattım durumu. O da anlattı. Yatakta yatıyormuş, kapı çalmış. Kapıyı açtığında anneannesinin başörtüsü. Geçen yıl vefat etmişti. Kapısının önünde. Sonra dış kapının sallandığını fark etmiş. Hemen dış kapıya doğru yönelmiş ama gördüğü şey daha kötüymüş. Altınları sakladıktan sonra altınlar bir şekilde bulunarak bahçelerinde tek tek bir yol gibi arka tarafa doğru gidiyor. Kömürlüğe doğru ilerlemiş. Kömürlüğün içinden sarı bir ışık geliyor. Mum yanıyor. Kapıyı hafifçe araladığında görmüş anneannesini. Orada asılı bir şekilde duruyormuş. Yukarıdan ipili. Gözlerini açtığında gözleri simsiyah. Ve metalik bir sesle anlaştık, anlaştık diyerek bağırıyormuş. Aynı benim duyduğum gibi. Banyoda yaşadığım gibi. Birkaç defa aradık Eren'i. Eren telefonu açmadı. Talip'le beraber sabaha kadar bekledik. Gün ayınca onu çağırıyormuş gibi Talip gitti, kapılarını çaldı. Kapıyı açan eden olmadı. Ben de Talip'in yanına geldim. Bu saatte kimse uyanmamıştır belki. Geri dönelim. Saçmalama, saat 8. Çoktan çıkardı dışarıya. Bir iki defa daha vurdu. Yukarıdan yardım edin diyerek bir ses geldi. Duydun mu dedi, başımı salladım. Ne yapacağız? Ne yapacağız mı var? Gireceğiz içeriye. Geriye doğru çekildi. Koşarak omzuyla sert bir şekilde vurdu kapıya.
Saçmalama, kapıyı mı kıracaksın? Çok ses çıkıyor, birileri duyacak. Duyarsa duysun oğlum. Ölecek lan, ölecek. Yardım etmezsek ölecekler. Yukarıdan gerçekten bağırışmalar geliyordu. Hem Eren'den hem de babasından. Son gücümle ben de ona yardım ettim. Beraber yüklenince sonunda içeriye doğru kapıyla beraber yuvarlandık. Kalktık hemen, merdivenlerden çıktık. Odalara bakıyorduk. Odaların hepsi normal. Hiç kimse yok. Ses nereden geldi derken aşağıdan gülme sesleri gelmeye başladı. Ama bu gülme sesleri o anlaştık diyen metal sese benzeyen korkunç gülme sesleriydi. Talip beni kenara doğru çekti, odaya girdik. Sessizliğe işaret etti. Kapıyı yavaşça kapattıktan sonra masayı kaldırıp kapıya doğru koyduk. Merdivenden birileri çıkıyor. Oldukça fazla. Yukarıya doğru geliyorlar. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Talip masaya doğru yaslandı. Eğer birisi iterse destek ol bana. Tamam diye başımı salladım. Kapının önüne doğru geliyorlardı yavaş yavaş. Korkum gittikçe artıyor. Tam kapının önüne geldiğinde durdular. Ne kapıya bir dokunuş var ne de kapıyı bir zorlama. Burada olduğumuzu biliyorlar. Hiçbir ses çıkarmadılar. 10 dakikadır öylece bekliyoruz. Nefes alışverişlerimizi bile sakin bir şekilde sessiz yapıyoruz. Ta ki ellerime gelen ıslaklığa kadar. Hafifçe elimi kaldırdım. Parmak uçlarında kanlar vardı. Arkaya doğru baktık. Kapının altından kan gelmiş. Oldukça fazla. Eren ya da babası olabilir mi? Belki de yardım için yukarıya çıktıysa. Ayağa kalktık. Talip birkaç defa Eren diyerek seslendi. Ses gelmiyordu. Masayı yavaşça kaldırıp kenara çektik. İçeriden bir tane vurabileceğimiz bir eşya aldık. Sıkıca tutuyordum. Talip direkt demiri çektiği gibi açtı. İçeriye doğru adım attık. Etrafa bakıyorduk bir yere ama hiçbir şey yoktu. Talip arkana bak dedi. Dönüp odaya doğru baktığımda kapının altından gelen kan filan yoktu. Talip'le birbirimize bakıp kallafi bir küfür ettik. Hızlıca apar topar evden kaçacak şekilde çıktık. Evden çıkar çıkmaz etrafa bakınıyorduk. Nerede olabilirler? Başlarına bir iş mi geldi acaba? Bilmiyorum ki. Acaba altınları mı yakalattı? Yoksa oraya gitmiş olmasınlar? Odun atlıya mı? Olabilir. Belki de oradadırlar. Saçmalama, ben oraya gitmem dedim. Talip, bakmaktan başka şansımız yok. Eren'i bulamazsak başımız yanacak. Baksana neler olduğuna. Benim bir fikrim var. Nedir diyerek sordu. Bu işler bence o altınları aldığımız için oldu. Belki de babası, ondan öncekiler, orada gördüklerimiz sence de anormal değil miydi? Altınları yerine bırakalım. Anlaşma yaptık dedi. Altınları aldığımız içindi belki de. Vazgeçelim bundan. Düşündü biraz Talip. Söylediklerim mantıklı aslında. Ama bir define olsa orada mı olur? Ne bileyim, toprağın altında olur. Sürekli kendini yenileyen bir şey olmaz. Belki de bir antlaşmaydı bu. Bilmiyorum. Söylediğim gibi. Gidip bırakalım. Tamam. Mantıklı konuşuyorsun Orhan dedi. Eve döndüm hemen. Kimseye çaktırmadan sakladığım yerden aldım altınları. Arabayı da aldım. Direkt almaya gittim onu. Hızlıca talibi aldıktan sonra odun attı köyüne doğru sürdüm. Köyün önüne geldiğimizde düşündüğümüz şey gerçek çıktı. Erenlerin arabası buradaydı. Aşağıya indik. Arabanın etrafına baktık ama kapılar kilitlenip bırakılmış. Bence oradalar. Ne yapacağız? Babası bizi görürse işler çok karışır. Görürse görsün. Kurtulmamız lazım bu işten. Çantanın yanına doğru koydum altınları çıkarıp. Aynı şekilde Talip de koydu. Evin önüne doğru geldiğimizde kapısı açıktı. Biz çıkarken zinciri zaten kırdığımız için takmamıştık ama sıkıca kapatıp bu demiri oraya sıkıştırmıştık. İleriye doğru itip girdik içeriye. Arka taraftaki yerdeki halı çekilmiş. Kapak aynı şekilde açık bırakılmış. Aşağıdalar. Başka çaremiz yok. Dürüst olacağız adama karşı. Bir şey istemiyoruz deyip kaçacağız. Ya öldürürse bizi dedi Talip. Haklıydı aslında. Adamların sonuçta sırrını öğrenmiş olduk. Ya bizi öldürmeye kalkarlarsa? Bu yaşadıklarımızdan sonra bunun daha da artacağını ikimiz de biliyoruz. Salak değiliz Talip. Bunu göze almak zorundayız. Tamam dedi, aşağıya indik. Oraya doğru yürüdüğümüzde deliğin orası duruyordu.
İçeriye doğru girdik. Sandık hala orada duruyordu. Etrafında ne mum var ne de başka bir şey. Hiç kimse yoktu. Ne yapmamız gerekiyor? Sandığı açalım, içine altınları koyalım. Olur dedim. Gidip sandığı açtı. Altınları içine doğru döktük. Kapattık. Arkamızı döndük. Oradan alırlar zaten diye düşünüyorduk ama arkamızı döndüğümüzde gördük. Kapı vardı. Tekrardan diğer arkaya döndüğümüzde sandığa doğru mumun yandığını gördüm. Yan tarafta yatan Eren vardı. Babası da. Hemen Eren'in yanına doğru koştu. Zar zor nefes alıyordu. Burnundan köpük köpük kan çıkıyor. Can çekişiyor resmen. İyi misin diyerek birkaç defa sorduk. Buradan nasıl çıkabiliriz diye sorduk ama yok, cevap veremiyordu. Elini sadece kaldırıp Talib'i tuttu. Yavaşça kendine doğru çekti Talib'i. Zar zor konuşuyordu. Bizim aile burada cinlerle anlaşmış. Cinlerden para alıp insan kurban ediyorlar. 10 yıl önce kaybolan deli Nevzat da burada öldürülmüş. Babam öldürmüş. Bu köyde her şeyi yazdım. Onu da ben öldürdüm. Altınları alın. Onlar sizin hakkınız. Bana da hakkınızı helal edin. Bilmeden sizi... Bir anda sesi kesildi. Talip, kaptan Eren diyerek birkaç defa salladı ama gitmişti. Gerçekten ölmüştü. Helal olsun diyebildim. Ne yapacağız diye düşünürken arkadan ses geldi. Oraya doğru döndük. Antlaşma sağlandı. Antlaşma sağlandı. Size verileni alın ve gidin. Arkadan sert bir rüzgar çarptı sırtımıza. Arkaya döndüğümüzde ne Eren vardı ne babası. Sandık açık, ağzına kadar altınla doluydu. Yan tarafında büyük ihtimalle Eren'in getirdiği çantalar vardı. İçine doldurduk hepsini. Sonra da çıktık oradan. Kağıt elinde duruyordu Talib'in. Arabaya gelip bindikten sonra uzaklaştık oradan. Köye doğru geliyorduk, uzakta durdum. Anlatalım bunu köylülere. Böyle olmaz. Babama söyleyeyim, en azından muhtar alsın. Babama haber vereyim ben de dedi. Önce Talib'i bıraktım, ben de babamın yanına gittim. Onu alıp arabaya geçtik. Arkadaki çantaları açtığımda altınları gördü. Bunlar ne lan Orhan? Bunları nereden buldun diyerek şaşırdı. Talib'i arayacaktım ama yine çekmiyordu. Köy yerinde arada sırada çekiyor. Hızlıca Talip'lerin evinin önüne geçtiğimde o da babasıyla çıkıyordu. Arabaya bindiler. Sonra da muhtarın yanına gittik. Muhtarlıkta her şeyi anlattık. Şok olmuşlardı. Demek delinin kaybı o yüzdendi. Eren'in babasıyla sıkı fıkıydı. Yanından hiç ayırmazdı. Nereye gittiğini o bile bilmiyorum dediğinde pek inanmamıştım. Hislerim doğruymuş. Şerefsiz herif. Masum sabi bir herifi öldürüp götürmüş. Kansız. Kağıtta ne yazıyor diyerek sordu babam. Talip kağıdı açtı. Okumaya başladı. Öncelikle Talip kardeşim, bana güvenip yanımda durduğun için her zaman teşekkür ederim. Orhan'la pek samimi olmasak da o da gelip yardımcı oldu. Her şeyi gördü babam. Altınları. Öğrendikten sonra anlatmak zorunda kaldı. 27 yaşıma geldiğimde soyumuzun erkekleri define gibi istediği gibi her 10 yılda bir birini adak ederek para almaya devam edecek. Bu sayede de define sürekli kendini yenileyecek. En son bu deliyi öldürmüş. Şimdi ise kendi benim birini bularak bunu yapmamı istiyor. Altınları aldığımdan dolayı adak antlaşması yapılmış. Bu yüzden iki kurbanın daha iyi olacağını düşündü. Tabii ki o kurbanlar sizdiniz. Orhan ve sen. Sendin kardeşim. Bunu yapamazdım. Babamdan gizli aldığım bıçakla beraber onu öldüreceğim. Ve onu orada adak sayacağım. Ben de öleceğim. İki adak sözü verdiğimiz için ikimiz de onlara vereceğiz. Kalan bütün altınlar sizindir ve köylülerin. Soyumun size yaşattıkları için özür dilerim. Köy halkı hakkını helal etsin. Ben elimden geleni yaptım. Bitiyordu burada. Talibe doğru bakarak gözlerim doldu. Bütün olay köylülere anlatıldı.
altınlar eşit bir şekilde köylülere verildi. O günden sonra erine gıyabında bir mezar yapıldı. Ruhuna gitsin diyerek her geçen oradan dua ederek geçiyor. Zenginleşip köyü terk eden nerede olduğu, hala elindekine tamah edip köyde refah içinde yaşayanlardı. Rabbim Eren gibi güzel insanlarla karşılaştırsın bizi. Bilmediğimiz bir karanlığa adım atmışken, kendi soktuğu karanlıktan ışık olup bizi kurtardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun, esen kalın dostlarım.